Nasılsınız? İyi misiniz? Değer yargılarımız ve biz. Hazırlayan ve sunan Kemal Arıkan. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Kemal Arıkan. Eser Aydın kardeşimle beraber bugün yayınımızı yapacağız. 1997 yılında Açık Radyo programlarına başladığım zaman büyük bir heyecan yaşıyordum. O yıllarda kulakları çınlasın Mustafa Şen Ocak hocamız bu programı yapmaktaydı. Beni konuk olarak davet etti. Ve akabinde Yahu dedi sen benden iyi yapıyorsun dedi. <laughs> büyük bir tevazu örneği göstererek sanki iyi yapıyormuşum gibi sanki. E, bu programı bana verdi ve büyük bir zevkle 2 yıl götürdüm. 2-3 yıla yakın. Fakat o yıllarda profesörlük dosyası hazırlamakla meşgul olduğum için yayınlarda aksamanlar meydana geldi ve bir mola verelim dedik. Ama görüyorum ki epey uzunca bir mola oldu bu. E, ve tekrar sizinle birlikte olmak benim için gerçekten çok heyecan verici. Nasılsınız, iyi misiniz? Programında biz değer yargılarını e, ele alacağız. Bu fikir bana nereden geldi? Şöyle oldu: e, 1989-92 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğum yıllarda e, hafta sonları gezerdim bir üniversitede e, ziyaret sırasında elime bir kitap geçti. Değer yargıları konusunda e, ve değer yargılarının böyle bir Bilimsel perspektifle ele alındığını görmek gerçekten heyecan vericiydi. Muhtelif değer sistemlerinden bahseder kitap. İşte e, lider ne derse o doğrudur der bir değer sistemi. Bir başka değer sistemi kutsal kaynakların dediği doğrudur der. Bir başkası ben ne dersem doğrudur der. O sonrası çoğunluk ne derse o doğrudur. Sen ne dersen o doğrudur. Hiç kimse doğruyu bilemez ve sonunda işi bir yere bağlayamaz ve e, o şekilde sürer gider. Yani çok değişik açılardan konulara yaklaşabiliyoruz. Değer sistemlerini göz önüne alırsak. Ee, biz bu programda bu değer sistemlerini gözden geçireceğiz. Ve bilimsel perspektifin nerede olduğuna bakacağız bir şekilde. Bir ön yargı değil bu tabi. Bir de bilimsel perspektif ön planda olmalıdır demek istemiyorum. Ama hani neresindeyiz işin ona bakmak niyetindeyiz. Şöyle bir kendi Facebook sayfamda şöyle bir yazı yazmıştım. Onu kısaca okumak istiyorum izin verirseniz. Programda bir örnek vermek gerekirse şöyle bir örnek vermiştim. Bu program boyunca olaylar ele alınacak muhtelif konular ve muhtelif değerli konuklarla birlikte ele alacağız. Popüler olaylar olabildiği gibi sanırım olayları da ele alabileceğiz. Mesela dedim bu şeyde yazıda bir uçaktasınız bir çocuk sürekli ve yüksek sesle ağlıyor olsun. Yorumlar hemen başlar bilirsiniz. Abi çocuk nazara geldi der mesela bir tanesi. <laughs> Öbürü atlar ne bileyim kardeşim der. Ee, diğeri atlar kızar hatta onu söylerken. Sonra bir başkası dur bakalım millet ne diyor diyerek çoğunluğa kulağını kabartır. Bir başkası yok yok der. Öbürü çocuğun dili yok dişi yok kardeşim. Niye ağladın ancak Allah bilir diye yorumda bulunur. Yine bir başkası bence kesin gazı var diyerek ben bilirim başkası bilmez demek istemektedir. Sonra bir diğeri kardeşim belki altını ıslattığı karnı aç diyerek olasılıkları artırır görebildiği kadarıyla tabii kendi yani kişisel deneyimlerine dayanarak. Sonra bir başkası aile terbiyesi yok kardeşim otorite boşluğu işte der. Diğeri der ki bu bir çocuk da otorite der. ne anlasın be birader diye ekler. Sonra bir pilotun sesi sonra pilotun sesi yükselir ve herkes susar. Birisi fısıldar, nihayette kardeşim, liderin olmadığı yerde her kafadan bir ses çıkar. Yani çocuğun sesini bastırdı bu millette. De, der. Pilot bir doktor ister ve bilimsel verilere dayalı yorum nihayet gelir. Basınç değişikliği çocuğun kulağını rahatsız etmiştir. Uygun ilaç, uygun doz, mesele halledecektir filan. E, konuyu toplumsal düzleme taşırsak e, dileriz ki değer sistemlerimiz sağlıklı ve gerçekçi sözümlere götürsün bizi. Ama bu bir süreç meselesidir bildiğiniz gibi sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Eğitimle gerçekleşir. En önemlisi farklı değerleri olan insanların birbirlerini dışlamadan ortak çözüm ilerlemeyi öğrenmesidir. Ki bu da sabır gerektirir. Bu programda böyle bir toplumsal sorumluluk içinde dinleyenle buluşmak hedeflenecektir diyorum ve konuya bugünkü konumuza girmek istiyorum. Bugünkü konumuzun ne olacağını e, Eser'le bugün tartıştık sabahleyin. Ne olabilir, ne olabilir derken tabii aklımız elim Nepal depremi geldi. Başka olaylar da var ama Nepal depremine değişik açılardan yaklaşmak istiyoruz birlikte. Evet, e, görüyorum ki gazetelerin hazırlıklarını yaptın Eser'cim. Ne, ne diyorsun, ne düşünüyorsun Nepal depremi hakkında? Nasıl gerçekleşti, niye gerçekleşti? Ne, 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 ne okudun, bize anlatır mısın lütfen? Öncelikle herkese merhaba. Yani böyle bir doğal afetten sonra söylenecek sözler bulmak biraz zor oluyor ama ben biraz Nepal'in tarihini incelemeye çalıştım ve hani Nepal bir yer sarsıntısıyla sarsıldı ama aslında sanki Nepal'de çok yani son 1951 yılından beri sosyal depremlerin olduğunu gözlemleme şansı buldum okuduklarımdan. Belki onları biraz paylaşmak isterim. Yani Nepal e, şu an bir yer sarsıntısının sonuçlarını yaşıyor ama e, Nepal 1951'den beri ciddi sosyal sarsıntılarla karşı karşıyaymış. Belki bunları biraz paylaşmak isterim. E, 1950 yılına kadar Nepal'de hep şey varmış. Yani e, Hint ailelerinin e, hükümdarlığı sürerken 1951 yılına kadar Rana ailesi hakimiyetini sürdürüyor ve e, bu aile gücünü şeyden aldığını düşünüyor. Yani halk bu ailenin Hindu tanrısının reenkarnesi şekli olduğunu düşünüyor. Böyle bir inanç sistemi üzerinden de iktidarlarını sürdürüyor ve 1951 yılında e, kral Tripu e, Tripubana e, ülke idaresini ele geçiriyor. Yani ilk defa bir kabine hükümet yani mut, e, monarşiden bir meşruti monarşiye doğru bir harekette bulunuyor. E, ondan sonra 1962'de onun oğlu e, Mahantra bin, e, yeni anayasayı koyuyor. E, bu anayasa 1972'ye kadar devam ediyor ama ondan sonra onun oğlu Birandra eee Panchayat diye partisiz bir anayasal sistem getiriyor 1972'de. Aa e, bunun üzerine bu partisiz tabi e, anayasal düzen yani büyük tepkiler topluyor. 79'larda öğrenci olayları falan gerçekleşiyor. Ve bunun üzerine Birantra 1980'de bir referandum yapıyor, bu pançayat sistemini, bu partisiz sistemi oylatıyor. Ve ama bu referandum kabul görüyor, yani sistem aynı şekilde devam ediyor. Ama 1990'larda bu sefer parlamenter sisteme geçiliyor, çok partili sistem geliyor. Bu bir şekilde devam ediyor ama 1996'da ciddi bir iç savaş başlıyor. E maucu bir partinin e, gerilla savaşına başlıyorlar ve bir iç savaş başlıyor. Bunun üzerine 5 e, bölgede e, çeşitli ayrı hükümetler kuruluyor ama en ilginç olay 2001'de yine kraliyet ailesinden Prens Dipatra babası Kral e, Brantray ve e, annesi Ayşıvaryayı da içeren 11 kişiyi öldürüyor ve daha sonra kendisini de öldürüyor. Hmm. Ve bunun üzerine e, <laughs> bu olaydan sonra iktidara Biratra'nın kardeşi Ciantra geçiyor ve saltanatı devralıyor. 2002'de yine olayları gözeterek hükümeti feshediyor. E, 2005'te yine hükümetli feshedip interneti kesiyor, olağanüstü hal ilan ediyor, politikacılara ev hapsi veriyor ve isyancıları bastırmak için bunu yaptığını söylüyor. En son 2006'da yerel seçimler oluyor. Yine boykotlar gerçekleşiyor. 28'de parlamento tekrar kuruluyor 2006-28 Nisan'ında ve daha sonra 10 Haziran'da parlamento şu kararı alıyor 2006'da. Kralın yetkilerini sınırlandırıyor ve yasalara onama yetkisi veriyor. Yasaları onama yetkisini elinden alıyor kralın. Ve bu şekilde yine çeşitli çatışmalar devam ediyor ama en son artık 28 Mayıs 2008'de ...monarşiyi yıkılıyor ve demokratik... E, ...Nepal Cumhuriyeti'nin... ...kurulduğunu söyleyebiliriz. Evet. Ee, kısa bir... E, ...özet geçti eser. Şimdi sen bunu okurken ben... E, ...hangi değer, bu, bu okuduklarından... ...hangi değer sistemiyle olaya yaklaşacağımızı... ...gözden geçiriyorum. Aklıma şey geldi... ...bizim büyük deprem... ...günden hatırlar mısın? Evet. E, 99 senesindeki depremi... ...biliyorsun. E, o deprem sırasında... Bu 28 Şubatlar falan falan o dönemlere denk düşer aşağı yukarı daha öncesine hep tabii uzanıyor ondan sonra ve bu deprem olduğu sırada depremin merkezinin Gölcük'teki deniz üssü olduğu söylendi. hatırlar mısın bilmiyorum evet acı bir şekilde hatırlıyorum <laughs> ve işte bu Tanrının bir cezasıydı bir uyarısıydı. Bir değer sistemi olarak bugün deme geldi hatırlıyorum yani Aynen. halk arasında konuşulan şeylerdir Bunlar Allah e, bu işi yapanlara işte e, sopasını gösterdi demişlerdi Ondan sonra böyle bir değer sistemi e, ile yargı yapıldığını hatırlıyorum Belki de Nepal'de olan deprem için işte e, böyle bir değerlendirme yapılan yapanlar vardır ne dersin? yok mudur yani bunlar işte Allah'la arası açık insanlardır. Dolayısıyla Allah'ı tanımazlar. Allah varlığını göstermek için böyle bir depremle onlara varlığını hissettirmiştir diye bir yorum bu gayet mümkün bence. Yani bu doğrultuda tabi böyle yorumların yapılması maalesef ülkemizde karşılaşılan bir durum. Yok maalesef demeyelim. Yani bu bir gerçeklik. Hı hı. Çünkü olayları biz ele alırken yargısız evet. etmek zorundayız. Algısız gitmek en doğrusu. Gerçekten böyle bir ihtimal de var belki. Kim bilir? Neden biliyoruz yani? Yani her şeyi şüpheyle baktığımız <laughs> gerekirse... tabii ki neden olmasın diyebiliriz. Sonra zaman zaman bu tür depremler için büyük bir büyük ikazlar ...olduğu düşünülebilir. İşte bir neslin sonu ya da belki mesela şöyle de bakılabilir. Bu deprem bize kardeşim bu deprem bize bu dünyanın bir sonu var, bunu anlatıyor belki. Bunu hatırlatır belki. Bir kısım insanı böyle düşünür. Yani yaşam var, ölüm de var. Bize ölümçü gerçeğini hatırlatıyor diyen bir yorum da düşünebilir, değil mi? Aynen. Varoluşçular belki böyle düşünüyordur, ne dersin? Olabilir ama bu bana şey sattı. mayalar da sanki... ...2012'de dünyanın sonu gelecek diye bizim Şirince köyüne gelen bazı aktivistler falan olmuştu Yani böyle türlü türlü düşüncelere gebe insanlık. Evet. Yani değer sistemleri e, gerçekten insanoğlu olayları yargılarken bir süzgeçten geçiriyor. Evet. Kendi inançları doğrultusunda bir süzgeçten geçiriyor. Ve bunu biz e, saygıyla karşılıyoruz. Aslında deprem oluşumu konusunda bir e, çok böyle nasıl söyleyeyim senin yerine bir deprem uzmanıyla görüşüyor olsaydım yine deprem uzmanı da bize e, çelişkili ifadelerde bulunabilirdi. Yani çok farklı te teoriler var. Eni konu. Bu teorilerden bir tanesini dile getirebilirdi. Ve bir e, onun da kendi değer sistemi çerçevesinde ele alındığını biz hissedip oradan çalışabilirdik. Yanılıyor muyum? Evet yani belki bu doğrultuda şunu söyleyebiliriz. Herkes kendi penceresinden bakıyor. Herkes kendi penceresinden bakıyor. Değer sistemleri çerçevesinde ele aldığımızda Nepal'deki deprem her ne olursa olsun tabi binlerce insan ölümüne yol açmış. Çok acı verici bir olay. Bu olay üzerinden e, bu tür zihin jimnastikleri yapmak e, tabi e, insanlığı biraz düşündürüyor. Yorucu bir evet. egzersiz oluyor bizim için ama en iyi konu bir olaydır ve bu olaya bizim değişik açılardan yaklaşmamız bu programın gereği olarak formatında Böyle bir çaba içerisindeyim... Ee, ...diyorum... ...sonuç olarak e, Nepal'deki deprem... ...beklenmedik bir olay mıydı sence? Hangi pencereden baktığımıza bağlı... <laughs> ...jeologların penceresinden... ...çok beklenmeyen bir durum değil... ...çünkü o bölge Himalayalar'ın olduğu... ...en fazla... E, ...yeraltı katmanlarının... ...çatışma içerisinde olduğu bir dönem... ...yani bölge... ...hatta şöyle bir bilgi var... Dünyada e, bu zaten katmanların birbirleriyle çarpışmaları geçmişte e, büyük dağ silsilelerini oluşturmuş. Dünyadaki 14 adet 8 bin e, metrenin üzerindeki zirveden e, 8'i nepalde Evet. Dolayısıyla sürpriz bir durum değil. Değil. Jeologlar gözünden tabii. Jeologlar gözünden öyle düşünüyoruz. Belki de kader diye bakanlar vardır. Bir de bu gözle bakalım olaya değil mi? Evet. Kader. Dolayısıyla üzerinde fazla kafa yormaya gerek yok diye düşünenler yok mudur sence Eser? Tabii ki vardır. Yani takdiri ilahi olarak değerlendirenler de olabilecektir hı hı. belki. Bir de yine bilimsel çerçevede bir bakış açısı da şöyle diyor. Şimdi hani geleceği belki öngöremiyoruz ama yani bilimsel açıdan işte ilk büyük patlamadan sonra bütün cisimler bir hareketlilik içerisinde. Bütün canlılar falan hepsi böyle aslında o hareketlerin devamları birbirleriyle etkileşimi üzerinden olduğunu düşünen bir düşünce var. O yüzden de biz şu an öngöremiyoruz yani bütün cisimlerin, bütün moleküllerin hareketlerini, etkileşimlerini kayıt altına almamız, öngörebilmemiz şu anki teknolojiyle mümkün değil. Evet. Ama e, bu açıdan bu teknolojiye sahip olabilseydik, bunu bilim insanlarının bir tarafı da söylüyor. Aslında gelecekteki her şey belli. Yani yaşanacak, oluşacak her şeyin belli olduğuna dair olan da bir bilimsel düşünce var dünyada. Anlıyorum. Biraz şeyden bahsetmek istiyorum. Bu dönmek istiyorum tekrar kader konusuna dönmek Tabii. istiyorum. Şimdi çok karmaşık bir konu olmakla beraber bir değer değer sisteminde toplumun değer yargıları içerisinde gerçekten çok etkin bir yeri olan kavram biliyorsun kader. Yani bir takım gerçekler daha önceden belirlenmiştir, deterministiktir ve daha olasılıklardan hareket edilmez, determinizmden hareket edilir diye düşünen bir insanın bu yoruma varması mümkün. Şimdi kaderle ilgili düşünüyorum da şöyle bir yoruma varmak istiyorum. Kişisel düşüncem, seninle paylaşmak istiyorum, senin fikrini almak istiyorum o konuda. Şimdi İnsanoğlu bilim denen şeyin bir boyutunu hatırlatmak isterim. Geleceği önceden kestirmek için kullanır bilimi. Değil mi? Evet. Bir, bir, anlamda öyle. Bir şeyin bilim alabilmesi için, bilim denilmesi için ilgilendiği konuda kestirimlerde bulunma yeteneğinin yüksek olması gerekiyor. Şimdi bir şeyin önceden kestirimi için ne lazım? Malum geçmişin bilgisi, geçmişin bilgisi lazım. Yani bir takım şeylerin Ön bilgilere sahip olmamız lazım. Öncüller hakkında bir fikir sahip olmamız lazım. Öncüllerin hepsine sahip olmak mümkün mü abi? Ha, şu an için pek mümkün değil mi? mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla yani hemen hemen imkansız. Evet. Her olayın milyonlarca yıl öncesinden beri belirleyen faktörleri var. Dersem abartmış sayılmam, değil mi? Kesin. Dolayısıyla kader diye bir konsept hakikaten olsa gerek. Yani öncüllerin tamamına hakim olan tek güç. Var, o da yaratıcı. Güç olarak bilinir. Dolayısıyla o her şeyi bilir. İstese de istemese de bilir. Diyen bir yoruma bizi götürüyor. Şimdi bu bir perspektif. İlle yaratıcı güce inanmayı gerektiren bir durum da yok aslında ortada. Bir şekilde e, psikanalist gözüyle baktığın zaman olaya onlar da ne diyor? Bir takım ana baba çocuk üçgeninde yaşanan olaylar çocuğun e, kişilik gelişimini önceden belirlemektedir ruhsal gelişimi belirleyen işte Ödipus kompleksi var vesaire. Ondan sonra bunların çözümlenme sürecindeki e, performans, başarı oranı çocuğun ruh sağlığını çok belirgin, belirgin şekilde etkileyecektir. Daha öncesi de var tabii. Yani şeyden önce e, bu Ödipus e, karmaşasının çözümlenmesinden önceki dönemde de yine e, biz ee, bir takım e, çocuğun e, şeylerini özelliklerini belirleyen faktörler olduğunu biliyoruz Bunu şu nedenle söylüyorum ee, ille de kaderci inanış bizi e, e, şeyden seküler düşünceden uzaklaştıracak diye bir kural yok öyle bir şey söz konusu değil. Evet. bu inanış insan ihtiyaç duyduğu bir şey ve belki de ayakları yere basan bir şey diye düşünüyorum Şimdi bu açıdan ele alırsak Nepal'deki olayın milyonlarca yıl önceden kurgulandığını söylersem abartmış olur mu? Yok yani seküler açıdan da aslında bütün dediğiniz gibi geçmişin kayıtlarını tutabilecek olsak tabakaların birbirleri etkileşimlerini e, öngörebilmiş olsak geçmişteki tüm bilgileri sahip olabilseydik sanırım bunun olacağını e, kestirebilirdik. kestirebilirdik. Peki insan olup bir takım şeyleri kestirdiği halde iyi kötü kestirebildiği halde riske girebiliyor galiba. Yanılıyor muyum? Hangi açıdan? Yani deprem bölgesine yakın yerlerde, deprem bölgesinin yaşandığı bölgelerde inşaatlarını düzgün yapmayarak ha. riske girebiliyorlar. Ha. Yani kendini bir şekilde e, nasıl söyleyeyim e, riske atıyor diyeceğim. Yani. Kadere teslim ediyor dem demek doğru değil çünkü kadere teslim oluyoruz inanışa göre. Birçoklarının yanaşına göre. Ama riske arttığı bir gerçek. Ee, oradan şuna varmak istiyorum. Kardeşim kad olay gerçekleşene kadar kaderinin ne olduğunu nereden bileceksin? Sen kaderin gerçekleşene kadar tedbirli olmaya devam et. Demek geliyor insanın içinden. Ne dersin? Yani katılıyorum. Hani burada e, belki işte burada hani o bilimsel bilgiyi içselleştirip ...bunu kendi yaşamına katabilme kavramı biraz ortaya çıkıyor. Ee, ama sanırım orada insan biraz pragmatist davranıyor. Hani e, bu konudaki ulaştığı bilgiler... E, ...eğer ona başka emekler gerektiriyorsa... ...buradan biraz kaçınıyor. Ama e, kaçınma davranışı içinde de kaderi ön planı sürebiliyor belki de. Evet. Şimdi buradan bir şey daha aklıma geldi... Doğru olan yaklaşım bilimsel yaklaşım olabilir ama bilimselliğin de bir e, nasıl söyleyeyim, tek başına yetmediği haller de var. Bir örnek veriyorum. Kumarbaz düşün. Bir kumarbaz düşün. Efendim, e, ne yapar? Bilimselliği ne için kullanır? Kendi eğlencesi için kullanır. Bu eğlence o nereye götürür? Yıkıma götürür. Birçok örneklerini biliyoruz. Kumarda büyük riskler almayı tercih eder. ...ve büyük kayıplar olurlar... ...yine uyuşturucu madde bağımlılarında rastlanan şeyler bu... ...risk alır... ...bana bir şey olmaz der... ...ondan sonra ve... ...başına büyük işler gelebilir... ...bizim psikiyatri alanında örnekler verilen bolca... ...çünkü benim bilimsel... ilgim daha çok... ...orada konsantre... ...şimdi buradan hareketle... ...şuna varmak istiyorum... ...yani salt bilimsel perspektif... ...doğrudur diye yaklaşırsak... ...yanına bunun etik değerlerde koymazsak efendim başka eklemezsek yine gerçeği yakalamış sayılmaz diye düşünüyorum gerçek gerçek avuçlarımızın arasında parmaklarımızın arasında kaybolur gider yani iki kere iki dört eder ama bu bu bilgi bazıları için bazıları için nasıl söyleyeyim büyük riskleri göz almayı beraberinde getirebilecek bir bilgidir. Bazıları için tedbirli olmayı getiren bir bilgidir. Yani uzaklara gitmeye gerek yok. işte İşte şeyde ikinci Dünya Savaşı sonrasında biliyorsun o dönemde atılan atom bombaları bilimsel gerçekler zemininde olmuştu. Çok klasik bir laf evet. ama bu bir gerçek. Yani bilimsel perspektif doğrudur deyip bunu dayatmanın bunu dayatmanın doğru olmadığı kanısındayım tek başına. Böyle bir Ön yargıyla hareket etmeyeceğiz biz bu program boyunca. Bu programda biz e, bilimsel perspektifin yanı sıra etik değerler ve deneyimin de rolü olduğunu sık sık hatırlatacağız sevgili Açık Radyo dinleyicilerine. E, son e, zannediyorum bir dakikalık zamanımız var. Sen eklemek istediğin bir şey var mı mesela? Son olarak biz kısıtlı zamanda buradan Nepal'e ne yapabiliriz diye düşündüm. Sadece Nepal dilinde merhaba anlamına gelen namaste diyorum. Belki buradan oraya ulaşır diye. Çok Çok teşekkür ederim Eser katkıların için. Böylece açık radyo dinleyicisiyle ilk buluşmamız bu şekilde gerçekleşmiş oldu. Herkese sevgi dolu sıcak günler diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Nasılsınız? İyi misiniz? Değer yargılarımız ve biz. Hazırlayan ve sunan Kemal Arıkan.